Adam 48 yıl önceki ilkokul öğretmenini parkta görünce utanarak yanına yaklaşmış. "Hocam, beni tanıdınız mı?" demiş. İhtiyar öğretmen, "Hayır, tanımadım." diye cevap vermiş. Adam, "Hocam, nasıl tanımazsınız? Ben ilkokul öğrenciniz. Hocam, sınıfımızda bir arkadaşın saati kaybolmuştu. Ben almıştım. Siz de herkes kalksın ve ellerini tahtaya dayasın, arama yapacağım demiştiniz. Ben utanmış ve çok korkmuştum. Sizin ve arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım diye soğuk terler döküyordum. Sizden bir komut daha geldi. Şimdi herkes gözlerini kapatsın. Ortalarda bir yerdeydim. Arama sırası bana gelmişti. Saati cebimden sessizce almış, devamla aynı sessizlik içinde son arkadaşa kadar aramayı sürdürmüştünüz. Sonra bizi yerimize oturtup bana ve hiç kimseye hiçbir şey söylemeden saati sahibine vermiştiniz. Büyüdükçe içimde büyüttüm bu davranışınızı. Hocam, ben şimdi 60 yaşındayım. Düşünüyorum da şu hayattaki en büyük dersi o gün sizden almışım. Her aklıma gelişinde sarsıldım ve her aklıma gelişinde kendimi sizden kalan erdemin koruyucu gölgesinde hissettim. Utancı bilerek yaşamak korkunç. Daha da korkuncu bilerek yaşatmak der ya Edip Cansever. Hocam, siz bana o utancı yaşatmadınız. Yaşasaydım unutur muydum? Doğrusu bilmiyorum. Ama beni utandırmamanızı hiç unutmadım. Hocam, şimdi beni hatırladınız mı? İhtiyar öğretmen yan yana oturdukları bankta öğrencisine yaslanmış ve konuşmaya başlamış. O olayı ertesi gün unutmuştum ben. Şimdi sen anlatınca hatırladım. Sizlere gözlerinizi kapatın dediğimde o şekilde aramak zor olsa da ben de gözlerimi kapatmıştım. O yaştaki her çocuğun düşebileceği yanılgıya düşen öğrencime karşı içimde bir yargı oluşsun istememiştim. O sen miydin? Bilmiyordum. Nasılsın demiş. Duygulandık değil mi arkadaşlar? Kesinlikle evet. Ders vermek ama verircesine değil, kalbe dokunarak. Öğretmek kafasına vururcasına değil ama ruhuna işleyerek ve onarmak. Ama bedenine çivilercesine değil, pansuman edercesine. Arkadaşlar, unutulmamalıdır ki hiçbir kalbi kırarak oraya giremezsiniz.